Esasında Çukurova çocuğuyuz. Pamuk deyince de akla Çukurova gelir, Adana gelir ama burası sevgili seyircilerimiz İzmir. İzmir'deyiz. İzmir'de pamuk olur mu? Vallahi olur. Gözümle görmesem inanmazdım ben de ama burada gördük. Burada pamuk oluyor sevgili seyircilerimiz. Bergama'dan hemen çıkıyorsunuz. İzmir'e doğru giderken pamuk tarlaları sizi bekliyor. Peki bunları kim topluyor? Hemen tanıştırtı vereyim. Dayı nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nereden böyle? Balıkesir'den. Nereden? Balıkesir. Balıkesir'den pamuk toplamaya mı geldiniz? Pamuk toplamaya geldik. Pamuk nasıl toplanır dayım? Aha işte böyle elle. Başka türlü olmaz mı? Bunun makinesi yok mu? Makinesi var da makinesi zarar ediyor çok. Pamuğu bozuyor. Bozuyor. Mecbur elle mi toplayacağım bunu? Mecbur elle. Pamuk bir kere mi toplanır yoksa birkaç kere mahsul verir mi? 3 kere. Nasıl? Sabah akşam veriyor mu bu ya? Şimdi bu birinci el toplanır. Birinci el bitti mi 15 gün sonra ikinci el başlar. Şunlar açar. Bunlar açar. Bu pamuğun açılmamış hali mi? Açılmamış hali. Bunlar 15 gün sonra açılır. 15 gün sonra gelip gene toplayacaksın. Evet. Sonra üçüncüyü ne zaman topluyorsun? Üçüncü en sonu olur abi bunlar bak. Şunlar olur üçüncü. Önce alttakiler mi olur? Altta diptekiler. Ne yapıyorsunuz bunları toplayıp? Bunlar ne? Kumaş oluyor. Başka? Başka ne iş olsa oluyor işte. Pansuman yaparsın dayım benim. Her şey olur. Terini silersin. Her gider. Her yere gider. Akrabaların mı? Bunlar kızlar, gelin, hanım, çocuklar. Gelin mi o? O gelin. Onun sırtında bir tane ayıptır söylemesi sıpa var, o kim? Torun. O torunun adı ne? Vural. Efendim? Vural. Vural beyefendi. Yarın öbür gün adam pamuk toplayacak. Toplayacak ya. Yok be, okusun be. Çırçır fabrikasına müdür olsun o be. İnşallah. Dedesi inşallah toplasın, torun onları işlesin be dayım be. İnşallah. Hadi kolay gelsin bakalım. Hoş gördük anneciğim, bir gelebilsek yanına. Nasılsın? İyiyim valla. Dur tahmin edeyim, Balıkesirlisin. Balıkesirliyim. Nasıl bildim ama? Ben de seni bildim. Ben nereliyim? Televizyon içine çıkıyor ama bilmiyorum nerelisin. Siz efendim ne zamandır topluyorsunuz pamuğu? 2 günden beri topluyoruz. 2 ay daha buradasınız inşallah. 2 ay buradayız. Balıkesir'deki ev ne olacak annem? Orada duruyor, kapadık geldik burayı. Fakirliğin gözü kör olsun. Olsun be annem be. Kim ister be fakir olmayı be. Suç değil, kabahat değil ama. Peki bu pamuk nasıl toplanır annem, bir gösterir misin? Pamuğu alıyorsun sevgili seyircilerimiz en ham halinde tarladan. Belki ilk defa gören çocuklar vardır. Çocuklar, pamuk tarladan toplanır. Yeşil bir bitki açar, içinden pamuk çıkar. Yavrular, kuzucuklar. Bunun içinde bir şeyler var böyle. Bu ne? Tohumu, pamuk tohumu. Pamuk tohumu. Aha da sevgili seyircilerimiz, şu da pamuğu. Bu işte Allah'ın bir lütfu. Şu yeşil bitkiden her yerde kullandığımız bu pamuk oluyor. İsmini bağışla bize annem. Emine. Emine hanımefendi. Uzakta biraz. Sen memnun musun bu turnadan? Aramızda konuşuyoruz. Tabii. İyi midir tabiat? Tabii. Beyim yaşar. Ya beyin de hani belki vardır bir şikayet. Şikayetim hiç yoktur beyimde. Şeker gibi adam be. Neşeli. Tabii. Hepsimiz neşeliyiz. Çoluk çocuk. Siz birbirinizi görüp severek mi evlendiniz? Severek evlendik. Öyle kaçma bilmem ne. Kaçmadık. Hiç kavga etmediniz mi? Ettik zamanında. Heh. Zamanında. Bir de şu kamerayı görünce yalan söylüyor. Yok biz hiç kavga. Yalan. Kavgasız ev olur. Olmaz mı olur? Bütün hane burada çalışır mısınız? Çalışıyoruz. Herkes. Çoluk, çocuk, gelin, damat. Hepsimiz çalışıyoruz. Kazandırıyor mu annem bir şeyler? Yok, kazandırmıyor. Der ancak boğazımızı doyuruyoruz. Ne kazanıyorsun? Bütün gün uğraşıyorsun burada. İşte günde 25-50 milyon alıyoruz o kadar. Kaç kilo toplarsın bir günde? Vallahi işte 50-60 o kadar. Fazla toplayamıyoruz. Yetmez mi? Çok mu? Az mı? Çok. Değil öyle. Az da değil öyle. Tabii. Yeter, bereket versin. Anlaştık biz seninle. Tabii. Hadi kolay gelsin bakalım. güzel bir manzara. Evet. Sırtta sıpa, önde pamuk. İsim ne? Rukiye. Rukiye. Rukiye Hanım yaş kaç? 19. 19. Sıpa kaç yaşında efendim? 2 yaşında. Allah bağışlasın. Siz de kaynananızın peşinden gidiyorsunuz. Evet. O da 17'sinde ilk çocuğu almış. İlk mi? Daha var mı devam? Ha, bir tane de. Kayınvalidenizin ve kayınpederinizin 10 çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorum. Babanın kopyası. Evet. Bizim biraderimiz de yaşlandığı zaman aha aynı şekli olacak. Buradan direkt al net. Bu efendim 30 seneki öncesi amcamızın. 30 sene sonra da biraderimiz aynen. İnşallah o yaşa geldiğinde bu kadar dinç, bu kadar neşeli, bu kadar güler yüzlü olur. Biz biliriz ki, ya daha doğrusu zannederdik ki pamuk Adana'da olur, Çukurova'da olur. Burada pamuk bol bulunur mu? Pamuk her yerde olur. Sadece Çukurova'da olmaz mı? Hayır. Başka nerede var buralarda? Salihli, Manisa, bütün her yerde vardır yani. Saranlı'da, her yerde ya. Zor mudur pamuğun bakımı? Gerçi sen tarla sahibi değilsin ama. Ya, çocuk gibidir ya, bakarsan verim olur. Bakmazsan verim olmaz ki. Ne yapılır, nasıl bakılır pamuğa? Gübresi atılır, suyu atılır. Suyu sever mi? Suyu sevmez mi ya? En fazla suyu severler. Suyu olmadı bu büyümez. Verim vermez. Olsun mu olmasın, dert sana uğramasın. Gitsin de gelmesin, bir daha ayrılık hiç. Mevlam sakınsın seni her türlü gözlerle. İstersen gitsen aşk laftan anlamaz ki. Anlamaz. Anlamaz. Kas kafalı aşk anlamıyor laftan. Tarlalarımızın da şekli şemali değişti artık sevgili seyircilerimiz. Tarlalarımızda çalışan köylü kızlarımız artık türkü çığırmıyorlar, pop söylüyorlar. Ama ben sizi tarlada pamuk toplayan pamukçu kızın yanında türküsüz bırakmam. Bunu kıyamam size. Ne yapalım? O işte bize düştü. Sen devam et yavrucuğum toplamaya. Türküsü bizden. Kara üzüm habbesi ne canım. Göynüm sevmez herkeşi. Esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Ne canım. Esmerler kovardası. Esmer sen güzelsin. Gelme abiye, küstüm sinya. Gelme abiye, küstüm sinya. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Yer burası değil mi maden? Bakalım inşallah. İnşallah, inşallah. Bu var ya bizim son işimiz ya. İnşallah. Dündar abi. Son işimiz bu bizim ya. Allah izin verirse. Önce bir teneke çıkaralım. Bir teneke. Ondan sonra gerisini getiririz. Zengin olduk, zengin diyorum sana. Zengin, zengin. Bir kazalım. Dündar abi, zengin ol. Sana da zahmet olacak ama bölüşürüm ben. Öyle tek başıma yemem. Ya şu kazmaları, kürekleri alalım. Kazmayı da bulamadık ya. Dur şununla kazacağız, ışık ayağıyla artık. Ne yapalım? Işık ayağıyla şey yapacağız bunu artık biz. Küreğimizi de aldık. Sevgili seyircilerimiz, bana doya doya bakın. Şoray Uzun Yolda, Şoray'ın Altın Günü, yok oynadığım diziler. Bitti. Bu benim son işim. Şu çekim var ya biraz sonra seyredeceğiniz çekim. En son işim televizyoncu olarak. Belki televizyon sahibi olarak ilk işim olabilir ama program yapar mıyım, yapmaz mıyım onu bilmiyorum. Efendim Bergama, Çamköy'deyiz. Burada ne işim var? Zengin oldum zengin. Zengin. Gel Dündar abi gel. Gel. Efendim burada gördüğünüz dağ taş altın kaynıyor. Her taraf altın. Şimdi burayı biz kazacağız. Benim sevgili işçisine bak. Öyle ortak mortu yarın öbür gün %50 falan deme. Baba peşin konuşalım. Canın sağ olsun Koca Bey. İşçisin yani. İşçisin işçi kal. Başka. Haddimizi bilelim. Patron benim abicim. Beni gösteriyor. Yanlış, doğru. Ben altın gibi bir adamım. Çok kıymetliyim. Durduğum yerde para ediyorum ama Topraktaki altını rica edeceğim sopa. Dündar abi yardım et ya. Ben sana yardım edeyim. Zapt edemiyorum dur. Abi altın buralarda bir yerde ya. Eli kulağında. Hadi be. Burada. Evet, bulduk. Burada. Altını bulduk. Doya doya bakın. Doya doya. Son çekimimizi de yapalım. Dayı buyur. Dur bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İlk şey ben bir vurayım da. Vallahi sesini duyuyor gibiyim ya. Çil çil altınlar. Bura dağ taş altın. İşte ham altın mı bu? Kırılmıyor. Demek ki taştan sert. Galiba demek bulduk. Galiba. Bulduk galiba. Dur şunu bir... Ben saklarım. Dur tamam tamam. Şurada dursun o. Hadi bak bak her taraf. Ya hep dedem rahmetli, Allah rahmet eylesin, hep şey derdi, oğlum ne varsa madende var, madenci ol derdi. Dedemin sesini kırkıma merdiven dayadım, bugünlerde buldum ama. Dede, yaşasaydın da bugünleri görseydin dedeciğim. Torunun altın buluyor dede. Zevkine reyting şirketi kuracağım. Çıkacağım sadece bakacağım televizyona. 5 dakika, fazla da yoramam ki. 5 dakika bakacağım. Merhaba sevgili seyirciler, nasılsınız? İyisiniz. Yapacağım ve gün birincisi yapacağım. Şirket benim kardeşim. İstediğimi gün birincisi yaparım. İstediğimi... Durma dayı, durma lütfen ya. Durma, durma. Ne diyorsun sen? Ne fısırlaşıyorsunuz Eyüp'le? Hey, hey. Ne fısır... Eyüp, hakkını yemem ben senin. Yemem ben. Kardeş hakkını yemem. Neyse veririz kardeşim. Sana güveniyorum. Atilla düğünden 250 almış da 300 almış. Sana ne ya sana ne? Sen bundan sonra düğünlerden daha çok yırtacaksın. Tamam tamam yoruldun sen yoruldun. Yoruldun biraz ben yapayım. Eyüp farkında mısın Eyüp? Habire ben çalışıyorum ya. Habire ben çalışıyorum sen orada. Tamam benim canım kardeşim. Bunları şimdi abi bak İstanbul'a aldık götürdük. Aslanlar gibi sattık. Koyduk mu paramızı köşeye biz? He? Bu Dündar geldim. Ne oldu ki? Şey. Dündar abi de bir milyarderle konuştuğunun farkında değil. Bir milyarderin paçasına şey atıyor ya. Ya ne adamsın Dündar abi sen de ya. Kazıyorsun değil mi abi? Değil mi? Dündar abi. Kazmıyor musun abi? Canı sağ olsun ben kazarım abi. Bir şeyler bahsetsen seyirciye ya. Edeyim de Dündar. Ya nereye gideceksin? Dündar abi. Dündar abi. Dur. Aldı gitti o. Aldı gitti o. Mal gitti. Yalnız iyi oldu be. Bak şu dağlara bak. Dağlara. Dön bak. Bak bulunduğumuz yere gibi gittiğine bak. Adam var ya 100 tonluk altını bıraktı. 2-3 parçayı aldı gitti. Gitsin be. İyi oldu. Hakkıdır. Ben gördüm zaten bir şey demedim. Boş ver ya. Gördün mü? Gördüm. Seni sıfatına seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.